Maçın ardından kaldığı yerden devam ediyor ama önemli bir farklılıkla devam ediyor. Başarılı savunma oyuncumuz Marcel Tisserand bizlerle birlikte. Sevgili Tisserand, hoş geldin. Saruhan, sen de hoş geldin. Önce bir maçın değerlendirmesini alalım. Tisserand maçı nasıl değerlendiriyor? 7. ve 8. dakikadan itibaren diyelim, takımımız artık rakip üzerinde çok ciddi bir baskı kurdu. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Öncelikle bir genel değerlendirmeyi alalım. Sonra tekrar sorularımızı soralım. Tout d'abord, on va commencer par l'évaluation. Pardon pour ma voix. Pour l'évaluation du match, qu'est-ce que tu penses sur le match? Qu'est-ce que tu peux dire? Parce qu'à partir de 7e et 8e minute, on a montré une grande domination. On a bien dominé le jeu. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport au jeu en général? C'était un match intéressant. Je trouve que, comme il a pu dire, nous avons dominé une bonne partie du match aujourd'hui. On a été patient avec le ballon. On s'est créé beaucoup de situations. Cette équipe est beaucoup restée derrière et essayant de jouer en contre. On a bien réussi à les empêcher de jouer vers l'avant. Donc aujourd'hui, c'était un très bon match test contre une équipe qui était regroupée derrière. Enteresan bir maç olduğunu ifade edebilirim. Söylemiş olduğunuz gibi maçı domine ettiğimizi düşünüyorum. Oyuna hakim olan tarafın bizler olduğunu düşünüyorum. Sabırla oyunumuzu oynamaya çalıştık, gayret gösterdik ve bununla beraber iyi fırsatlar yarattığımızı da söyleyebilirim maç esnasında. Rakip takıma bakacak olursak daha çok geride bekleyen ve kontra ataklarla ileriye çıkmaya çalışan bir takımdı. Biz onların yapmak istediği bu kontra atakları iyi engellediğimizi düşünüyorum. Netice itibariyle bizler açısından böyle bir takıma karşı oynamakta önemli bir test oldu. Bunları ifade edebilirim. Tabii ki buna çalıştılar. Biliyorlardı değil mi? Rakibin tamamen kapanabileceğini, belli ataklarla çıkacağını ve bu doğrultuda ciddi önlemler aldıklarını da zaten gördük. On a déjà vu que vous avez déjà fait l'analyse de l'équipe adverse comme ça, qui attendait derrière, et essayé de faire le contre, et vous avez aussi pris les mesures par rapport à cela, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Le coach nous avait prévenu que c'était une équipe qui était forte défensivement, qui jouait les contres, donc on s'attendait déjà à jouer face à cette équipe comme ça, donc on n'a pas été surpris, il fallait juste rester attentif tout le match. Sachant qu'il pouvait être dangereux aussi sur coup de pied arrêté, sur les corners ou sur les coups francs. Donc nous avons bien été vigilants. Donc je pense que c'est un match abouti et complet pour nous aujourd'hui. Evet, kesinlikle söylemiş olduğunuz gibiydi. Zaten hocamız da bizlere maç öncesinde bunların olabileceğini ifade etmişti. Defans anlamında katı bir defansa karşı oynayacağımızı ifade etmişti. Aynı şekilde kontra ataklarla ileriye çıkmaya çalışan bir rakip olduğunu da söylemişti. Dolayısıyla bunların olacağını maç içerisinde bekliyorduk. Bizler için sürpriz olmadı. Biz de aynı şekilde bu ataklara karşı dikkatli olduğumuzu söyleyebilirim. Duran toplarda pozisyon aramaya çalıştılar. Onda da aynı şekilde gayet katı bir şekilde savunduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla maçın geneli itibariyle komple bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Tamamen yanlış karar olduğuna inandığımız 25. dakikada bir pozisyon var. İptal edilen golümüz. Bununla ilgili görüşleri ve yorumları nedir Tisserand? On pense complètement faux. Il n'avait pas raison de donner cette décision, surtout 25e minute. L'arbitre n'a pas compté notre but. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? C'est vrai que c'était rapide. Je n'ai pas revu les images encore. Ce serait intéressant de revoir l'action. Mais je pense que sur cette action-là, le joueur s'est un peu jeté vers l'avant, a cherché aussi la faute. Donc l'arbitre a choisi sa décision. Donc bon, c'est comme ça. Heureusement, nous avons gagné le match. Ça ne va pas nous coûter des points. Mais on aurait aimé, c'est vrai, mener au score rapidement dans le match, notamment sur cette action, pour être un peu plus calme aussi jusqu'à la fin. O an hızlı gerçekleşti. Hızlı bir aksiyon alanıydı. Dolayısıyla tam anlamıyla göremedim. İlginç bir pozisyondu gerçekten ama netice olarak hakemin verdiği bir karar söz konusu. Ben kazandığımız için oldukça mutlu olduğumu söyleyebilirim. Tabii ki de o dakikada gol olsaydı bizler açısından çok daha iyi olabilirdi. Çünkü erken bulmuş olacaktık golü ve bizim açımızdan daha sakin bir şekilde ilerleyebilirdi sonuna. Peki doğru. Tabii şu anda teknik direktör Vitor Pereira'nın da gelmesiyle birlikte takımda çok farklı, çok olumlu bir hava görüyoruz. Bununla ilgili neler söylemek ister Tisserand ve özellikle görüyoruz ki bu senenin en önemli, en iyi transferlerinden biri olarak dikkat çekiyor Tisserand. Bambaşka bir Tisserand izlemeye başladık. Savunmada var, orta alan mücadelesinde var, hücuma çıkıp orta yapan futbolcu pozisyonunda evet. var. Kendisiyle ilgili ve takımdaki değişimle, yenilikle ilgili Tisserand neler söylemek ister? Donc il veut s'exprimer que notre nouveau coach est venu. Et aussi, on peut dire que Tisserand montre également une très bonne prestation, on peut dire peut-être l'une des meilleurs transferts de notre équipe pour cette année. Et lui, il dit, tu es aussi complètement différent, tu montres très bonne prestation, tu gagnes les duels sur le milieu, dans le milieu tu es également très actif et tu défends bien la défense, tu essayes de centrer. Et qu'est-ce que tu peux dire en général sur cette situation pour le coach aussi? Pour toi-même et pour le coach. C'est vrai que le début de saison se passe bien pour moi. Le coach me fait confiance. Ça a commencé aussi à la préparation. Donc j'essaye de lui rendre aussi cette confiance. Pour moi, c'est très important. Ensuite, Marcel, ça a toujours été le même hein, depuis la saison passée. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a une meilleure discipline, je pense aussi collectif. Il y a plus de solutions quand j'ai le ballon aussi que peut-être la saison passée. Mais je suis toujours le même, j'ai toujours la même envie de gagner, j'ai toujours la même envie de gagner les duels. Après, voilà, je reste un humain aussi. Parfois, je fais des bons matchs, parfois des mauvais matchs, mais je reste concentré sur l'objectif qui est d'être champion et puis de faire le plus grand parcours possible aussi en Coupe d'Europe. Mais je suis toujours le même Marcel. Sezon öncesi hazırlığı benim açımdan oldukça iyi geçtiğini ifade edebilirim sizlere. Aynı şekilde teknik direktörümüzün gelişiyle beraber bana gerçekten çok güven verdi. Bana güvendiğini her zaman gösterdi. Bu güveni ben de karşılıksız bırakmak istemiyorum. Bu benim için gerçekten çok önemli. Ben de aynı şekilde hocamıza karşılık vermek istiyorum performansımla beraber. Ama Marcel hep aynı Marcel açıkçası. Geçen seneye göre şunları ifade edebilirim ki şu anda daha çok disiplin olduğunu söyleyebilirim takım içerisinde ve topu ayağımıza aldığımızda daha çok çözüm yolları görebiliyoruz. Oyunu daha iyi çözebildiğimizi düşünüyorum ama onun dışında aynı olduğumu düşünüyorum. Çünkü her zaman ben galibiyeti isteyen bir oyuncuyum. Her zaman ikili mücadelelerde kazanan taraf olmak isteyen oyuncuyum. Ama tabii ki de elbette bir insanım. İyi oynadığım, kötü oynadığım maçlar da olacaktır ama her zaman konsantrem Fenerbahçe'nin başarısı için Avrupa'da da aynı şekilde başarılı olmak istiyoruz. Bu yönde çabalıyoruz. Dolayısıyla ben aslında hep aynı Marcel'im. Alp, senin de vardır mutlaka sorun. Şimdi bu sezon takımın alameti farikalarından biri, en önemli özelliklerinden bir tanesi topu çabuk geri kazanıyoruz. Bu çok önemli. Bugün de bunu gördük ve Antalyaspor'a kaptırdığımız toplardan sonra hemen geri kazandık. Bu tabii çok efor gerektiren bir şey. Arkadaki o 3 tane stoperimize de ekstra yük bindiren bir şey. Önde bastığında geride boşluklar bırakabiliyorsun. Az adamla yakalanabiliyorsun. Bu nasıl gidiyor? Yeni bir sistem var bu arada. Üçlü defansla oynuyoruz. Tisserand sağ stoper olarak oynuyor şu ana kadar ve yeri geliyor Nazım'ın, Osei Samuel'in kademesine giriyor. Yeri geliyor taç çizgisine kadar çıkmak zorunda kalıyor. Yeri geliyor ataklara katılıyor. Sağ taraftan ataklar sürüklüyor. Çok farklı şeyler bekliyoruz biz. O da bunları yerine getiriyor bu sene. Hem bu sisteme adaptasyon hem de topu geri kazanma konusunda neler söyleyecek acaba? Cette saison, l'une des particularités très importantes pour nous, on récupère le ballon très rapidement cette année. Ça veut dire que quand on a perdu le ballon, on récupère le ballon trop rapidement et ça nécessite également un plus effort pour faire la récupération. Et cette saison, on joue avec 3 défenseurs et ça veut dire que quand on fait le pressing haut, ça montre, ça vous donne plus de responsabilité pour gagner le ballon, pour récupérer le ballon. Comment ça va cette situation pour toi? Et également, on joue avec 3 défenseurs centrales et tu joues sur le côté droite et parfois, on voit que tu fais également la couverture de Nazım et Osei. Et parfois, on te voit que tu contribues également pour monter, pour attaquer. Et comment ça se passe l'adaptation à ce système? Qu'est-ce que tu peux dire également sur la récupération de ballon? Tout d'abord, c'est vrai que c'est un système qui demande beaucoup d'efforts physiques. Ça demande un pressing et une concentration de tous les instants. Du coup, dès les premières semaines d'entraînement, quand le coach est arrivé, tous les jeux qu'on a fait à l'entraînement, tous les exercices étaient basés sur la récupération rapide. Donc nous, le but premier, c'est que l'adversaire n'ait pas la facilité de ressortir le ballon facilement. Et c'est notre objectif premier. C'est pour ça que dans le match, on essaie le plus possible de presser l'adversaire dès le début. Mais c'est un système qui est très intéressant. Mais comme je l'ai dit auparavant, il faut être prêt physiquement pour jouer dans ce système-là parce que ça demande beaucoup de courses. Quand on regarde nos statistiques des défenseurs centraux, que ce soit Ati, que ce soit Serdar, que ce soit Mince, tous les matchs, on court plus de 10-12 km. Et c'est beaucoup pour un défenseur. Et ça montre qu'on fait beaucoup d'efforts physiques. Mais je pense que c'est très bien. Le coach aussi a amené quelque chose de nouveau au niveau de l'agressivité et de la discipline. Je pense que c'est positif pour l'équipe. Öncelikle bu sistem, oynamış olduğumuz sistem gerçekten fiziksel efor gerektiren bir sistem. Dolayısıyla maçın her anında konsantrasyonunuzun yüksek olması gerekiyor. Maçın her anında orada olmanız gerekiyor. Teknik direktörümüzün geldiğinden birinci haftası, özellikle geldiği haftadan itibaren her antrenmanda bizim çalıştığımız şey rakipten hızlı bir şekilde ivedilikle topu kazanmaya yönelik. Yani tüm idmanlarımızın aslında başında, altında yatan şey bu. Topu hemen geri kazanmak ve rakibi topla kolay çıkmamasına müsaade etmemek. Yani onların topla ilerlemesini, kolay bir şekilde ilerlemesine müsaade etmek istemiyoruz. Bunları maçın başından itibaren pratik ediyoruz ve ortaya koymaya çalışıyoruz maç esnasında. Tabii ki ilginç bir sistem. Söylemiş olduğum gibi fiziksel güç gerektiren bir sistem. Dolayısıyla bu sistemde koşu performansınızın da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten istatistiklere bakarsanız eğer gerek Atilla Salay, gerek Serdar Aziz, gerek Mince'yi kilometreye baktığımız zaman koşu kilometresinde 12 kilometre olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu kilometre detayı bir defans oyuncusu için aslında fazla ama benim için bu istatistikler gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Hocamız, teknik direktörümüz yeni bir sistem getirdi, yeni bir fikir getirdi ve aynı şekilde getirdiği şeylerden bir tanesi de agresiflik ve disiplinli bir ortam yaratmaya çalışıyor. Onu da yarattığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu bizler açısından pozitif bir durum oluşturuyor. Tisserand'ın tabii şu anda yorgun olduğunu biliyoruz, fazla tutmayacağız ama kulübümüzün de bir Twitter hesabından paylaşımı var. Hemen ekrana getirelim, o soruyu da soralım kendisine. Miha Zayt'sın golüne Tisserand gibi sevinenler burada mı diye sormuş kulübümüz. Est-ce que les gens sont ici qui célèbrent le but de Miha Zayt contre Marcel Tisserand? Est-ce que vous êtes ici? Ouais, exactement comme ça. Fotoğrafı ve o andaki hislerini, duygularını, o hırsla, sevinç, onu bize söyleyebilir mi? Est-ce que tu peux t'exprimer? Comment t'as senti en ce moment-là? Non, j'ai senti ça comme une délivrance. Pour moi, on était là, on était devant leur but, on n'arrivait pas à marquer, on faisait le tour. C'est comme si tu fais le tour de quelqu'un et tu n'arrives pas à l'attraper, mon frère. Et c'est la même chose. Donc quand il a marqué, il nous a vraiment délivré et j'ai tout donné quoi, sur cette célébration. J'ai pensé à rien. Elbette ki o an çok büyük bir mutluluk içerisindeydik. Zaten gol olduktan sonra orada yakalayacak birisini arıyorduk. Sevincimizi paylaşacak. O an herkesi tutmaya çalışıyorduk gol sevincini yaşamak için. Elbette ki o an bizi çok mutlu etti. Golü atmıştık. O an için hiçbir şey düşündüğümü söyleyemem. Sadece golü kutlamaya, o anı yaşamaya odaklandık. Daha çok erken ama çok kısa sorum olsun. Ondan sonra teşekkür ederim. Helsinki maçı ile ilgili neler söylemek istersiniz? C'est tôt pour l'instant, mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu réfléchis pour le match d'Helsinki? Déjà, on va commencer par se reposer. C'est la première étape. C'est bien se reposer de ce match. Demain aussi, on va se reposer. Et puis, je pense que le staff technique a déjà commencé à travailler sur ce match-là, sur le match retour. Mais on va commencer à les analyser encore mieux à partir de demain, je pense. On a joué cette équipe d'Helsinki. On a vu que c'était une équipe qui était bien avec le ballon, qui avait des joueurs intéressants. Donc, à nous d'être concentrés et aussi de bien préparer ce match-là. On sait qu'on va jouer sur un terrain synthétique, du coup ça ne va pas être un terrain naturel. On va devoir aussi s'adapter à cette surface de jeu. Et puis voilà, donc d'abord se reposer et ensuite préparer ce match. Evet, ilk etapta elbette ki dinleneceğiz. Yarın iyi bir şekilde dinlendikten sonra çalışmalarımıza başlayacağız. Zaten teknik ekibimiz Helsinki üzerinde çalışmalara başlamıştır bile. Dolayısıyla rakibimizi analiz edeceğiz. Yarından itibaren Helsinki'yi çalışmaya başlayacağız. Helsinki topla iyi olan bir takım, topla iyi oynamaya çalışan bir takım ve gerçekten enteresan oyunculara da sahip. Bizler bu maç için elbette ki iyi bir şekilde hazırlanacağız. Bir detay var tabii, sentetik bir sahada oynayacağız. Doğal çimde oynamayacağız. Dolayısıyla oraya da hızlı bir şekilde oynarken adapte olmamız gerekiyor. Söylemiş olduğum gibi önce dinleneceğiz, sonrasında da hazırlıklarımıza başlayacağız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Serhat, ağzına sağlık. Başarılar diliyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah bütün sene böyle devam edersin diyelim. Sana da tercümen için teşekkür ediyorum Serhat. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Kısa bir reklam aramız var. Az sonra yeniden birlikte olacağız.